vahiy ile ilham arasındaki farkı biz sade vatandaşlar nasıl anlayacağız? Şimdi vahide bir melek gelir mesela, Cebrail'den bahsedilir vahiy meleği. Şairlere, bestekarlara Cebrail gelmez efendim. Bu peri geliyor. Ya hissiyat ola. Periler de ilham işte ilham perisi dediniz ya, peri geliyor. Efendim o sizin literatürde ilham perisi deniyor. Bu yine Allahu Teala'nın efendim içine verdiği bir duygudur, hissiyattır. Buna ilham perisi der şey literatürde insanlar. Cebrail gelmez yani bir şaire. Bir ikincisi, peygamberlerin şöyle bir özelliği de vardır. Çok seçilmiş adamlardır. Adamlar diyorum, bak bayandan da peygamber gel, o da bir kelam tartışması mesela hanımefendi. O da tartışmalı bir şey hocam. Evet, kadınları ikna etmek için mi söyleniyor? Efendim kadın peygamber de gelmiştir de evet. İşte biz bilmiyoruz falan, ama toplum önüne çıkan, dinleri böyle büyük oranda kabul edilen peygamberler hep erkek yani. Tabii sonuçta. Ve bunlar seçilmiş derken şunu mesela daha pardon, kadın peygamber adını biliyor muyuz mesela? Bilmiyoruz. Tartışmalarda şöyle deniliyor. Ve evhayna ila ummi Musa diye bir ayet var. Musa'nın annesine vahyettik. Oğlunu işte şey. Ama vahyedilen her i̇şte şey oradaki peygamber değil. Arıya da vahyettik dendiği evet. zaman peygamberlik olmuyor. Arılar peygamber evet, yani değil işte yani. Kendiniz değil. De cevap verdiniz. Arıya vahyedilen, ona bir şeyler yapması için Allahu Teala'nın onun içine verdiği bir içgüdü. Sevki tabii insana da bestekara da öyle bir name gönderiyor ki hadi bunu şey yap. Kullarıma. Hocam şöyle yapalım mı? Ne yaparsın? Şimdi derin konular. Şu sanatınızla size gelen ilhamın pratiği, güncel hayata yansımasını şeyi bir görsek. Bir yere bağladın işte. İşi biliyorsunuz, moderatörlük bu. Ya Allah da bana böyle konuşma ilhamı gönderiyor. Evet. Benim ilham perileri iyi. Öyle söylüyor. Sizinkiler evet. İyi evet. Memnunum ben.